ifade ettim. Marmaris tarihi adına da çok önemli bir yer. Kendi tarihimiz, kendi geçmişimizi de buradan çıkaraktan çok daha iyi tanıyıp gelecek nesillere de daha sağlıklı bir şekilde aktaracağız. Diyeceğim o ki Marmaris hakikaten kendimizden olmayan faktörlerden kaynaklı çok olumsuz günler geçirdi. Pandemi ve yangın. Bunlar tamamen bizlerden bağımsız gelişen afetler, felaketler ama özü itibariyle dediğim şekliyle birlikte yüründüğünde Marmaris'in önü çok çok daha açık. Burada hiç kimsenin bireysel egosu yok. Tamamen kente dair hedefleri olduğundan dolayı da zaten bu çalışmalar daha da ivme kazanarak devam ediyor. Ben bir kez daha başta Mehmet Hocam olmak üzere buradaki tüm diğer emekçi arkadaşlarımızın da ellerine sağlık diyorum. Güzel günler görüyoruz. 2011 yılında Marmaris Ticaret Odamızın sponsorluğunda müze müdürlüğümüz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün işbirliğinde bir yol güzergahı çalışması ve çevre düzenlemesiyle çevre temizliği çalışması gerçekleştirilmişti Amos Antik Kenti'nde. 2019 yılında yine odamızın sponsorluğunda yine aynı kurumların desteğiyle bir yüzey araştırması başlatıldı. 2020 yılında yüzey araştırması kurtarma kazısı ve belediyemizin de desteğiyle çevre düzenlemesinin tadilat şeklinde devam etmişti ve bildiğiniz üzere geçen yıl kurtarma kazısında antik mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Bu yılda planlı kazı çalışması başlatıldı ve uzun yıllar sonra Amos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları bu yıl itibariyle devam ediyor. Aslında Temmuz ayı sonunda başlayan çalışma maalesef yaşadığımız yangın afeti sebebiyle ara vermek zorunda kalınmıştı. Biz Marmaris'te kültürel mirasımıza sahip çıkmak, onları turizme kazandırmak ve bunun da yanında hem doğal hem de insani tahribatın engellenmesi hususunda koruma altına alınması konusunda çalışmalara destek veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimize devam edecek. Marmaris'te bir kültür rotası oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene ki çalışmalarımızı kentin Akropolis noktasında sürdürüyoruz. Geçen sene kentin Nekropolis'inde bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiştik. Bu sene de ilk defa Amos'ta sistematik bir kazıya başladık. Bu kazıları Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda benim de bilimsel danışmanlığımda yürütüyoruz. Bu yılki çalışmaların ana hedefini kentin Akropolis'indeki bir kutsal alan oluşturuyor. Bu üzerinde bulunduğumuz kutsal alan yaptığımız çalışmalar neticesinde büyük bir olasılıkla Tanrıça Athena'ya adanmış olmalı. Elde ettiğimiz bulgular da bunu büyük oranda destekliyor. Yaklaşık bir aydır devam ettiğimiz bu çalışmalar başta Marmaris Belediyesi olmak üzere Marmaris Ticaret Odası'nın ana sponsorluğunda destekleriyle gerçekleştirilmekte. Nekropolis Türkçe karşılığıyla Ölüler Diyarı, Ölüler İlkesi, Ölüler Kenti yani modern tabiriyle mezarlık diye tanımlayabiliriz. Akropolis de aslında kentin yukarı kenti, yukarı en üst taraftaki yerleşimi bu savunma tahkimatın içerisindeki ana yerleşim oluşturuyor. Burası hiyerarşik açıdan da değerlendirdiğimizde aslında kentin yönetici ve krali kesiminin yaşadığı bir prestijli noktayı oluşturuyor. Daha önceki verileri destekleyen bulgular da olmasına karşın ki bunlar M.Ö. 6. yüzyılı işaret ediyordu ama bu seneki çalışmalarda ki kadar bize çok yoğun bir veri sunmamıştı önceki bulgular. Bu seneki bu noktadaki çalışmalarımız kesin olarak M.Ö. 6. yüzyıla kadar giden bir tarih yani kısacası 2600 yıllık bir geçmişi olan kentin izlerini bize sunuyor. 2020 yılında gene alanımızın oluruyla Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısıyla başladık kazı serüvenimize. Kurtarma kazısı daha önceki yıllarda defineciler tarafından tahrip edilmiş bir mezar alanıydı. Sınırlı alanda geçen yıl ve sınırlı zaman zarfında kazı yaptık. Ama o zaman zarfında, o sınırlı alanda bizi şaşırtacak buluntular çıktı. Bizi şunu gösterdi oradaki kazıların sonucu. Oradaki mezarlar antik dönemde de sonraki dönemde de korunmuştu. Biz zamanında yakalayabilmiştik onları. Pişmiş toprak kaplar, ondan sonra sikkeler ele geçirildi. Şu anda müze müdürlüğünde koruma altında.
Daha sonra restorasyon çalışmalarından sonra sergilenecektir.